Konuşturamadık Prens Hazretleri. Verin elbiselerini bana. Çıkardıklarımı da ona giydirin. Yarın ziyarete gelecek Türk erkanına hasta olduğumu söyler, beni odamda görmelerine müsaade edersiniz. Bunun daimi baygın olmasını kontrol edin. Gemiyle de irtibatı muhafaza edin. Sonra... Nadia vazifesinde mi bakın? Geçen günkü gibi olmasın. Başsın efendim. Gidebiliriz. Allah! Prens'e ne oldu acaba? Buradayım. Gözlerime inanamadım Ateş. Prens ikiz. Getirdikleri adamla hakiki prens yer değiştirdiler. Saraya gideni sahtesi, adam baygın, iğneyle uyutuyorlar. Hakikisi gelenlerle gitti. Vay canına! Karışık iş. Ben onları takip edeyim, galiba harekete geçtiler. Sabaha kadar gözünü dört aç. Hadi Allah'a ısmarladık. Talihin açık olsun. Kimsin? Celal sen misin? Evet. İki saat evvel ayrılmışlardı. İçeride ne yaptıklarını öğrenmek istiyorum. Ver şu elbiselerini bana. İki saate kadar... Lazım Prens Hazretleri. Annesi şu anda merak içindedir. İşleri karıştırmasın. Raskin'in Türkçesi iyidir. Kadınla o konuşur. Sizin sesiniz kısıktır. Ayrıca evin etrafına muhafız yerleştirdim. Pekala. Çıkalım. Arka kapıdan çıkacaksınız. Biz onun icabına bakarız. Raski sen yolu göster. Thank you.
canını. Kaçırdık. Hiç değilse şu eve girip sırlarını öğrenmeye çalışalım. Ne vuruyorsun beni? Ne olmuş yakalanmışsak yani? Hadi götürün. Gemiye prensi takip eden bir polisi yakaladığımızı bildir. Saraydan birini göndersinler. Yaklaş! Kimsin, ne arıyorsun? Hiç be abi! Şöyle bir avantamıza bakalım dedik, hemen piyastos olduk. Bunu yutar mıyım ben? Adın ne senin? Avantacı Murat! Anam avradım olsun, bu evin kodamanlara aidiyetini bilmiyordum. Bu mahallede hiç iş tutmamıştım da. Kusura bakmayın acemilik işte. Büyük çetelerle çalışmadım da onun için tanımıyorum buraları. Rabben lak için ben fakir bir gece işçisiyim abi. Adi bir gece hırsız. Haa, tamam üstüne bastım. Gel külünü sevdiğim abi. Bunu nerede buldun? Geçen gece bir zaptiyenin evinden arakladım abi. Satacaktım bizim çuval Ali, saklı olan ileride lazım olur dedi de. Yalan söylüyorsan derini yüzerim. Elinde ateş olayım, yalan söylemiyorum. Hakkında soruşturma yapacağım. Doğru söyledinse ne âlâ. Yok, yalan söyledinse o zaman görüş. Abi sen de hırsızsın ama benim gibi değil. Ben başka şey araklıyorum, sen başka. Gönder Galata'ya bir adam sorsun beni. Bak avantajı Murat kimmiş, sen de duy. Gel artık anladık. Sabaha konuşuruz. Bu gece büyük bir iş var galiba abi. Ayaklarının turabı olayım, bana da bir iş ver de midemiz sayende sayaman olsun. Kes be! Kulun kölen olayım, köpeğin olayım, dövme beni abi. Hem ben seni yaptım diyor, yedim. Allah kahretsin seni, korkak serseri! Korkak olmasaydı, belindeki tabancası liç değilse elini alırdı. Ulan kalıbına bakan seni erkek zanneder. Sen Galata'daki kokarlı marayı bilir misin? Bilmezsin ya, bilsen böyle konuşmasın oğlum! Adama bir vurdum 12 saat ayılmaz! Benim gözümü dayaktan o kaltak yıldırdı abi! Ardılan gir içeri! Baş üstünle abi, başla müsaadenizle! Sen zahmet etme abi, bendeniz içeri tıkılırım, eyvallah! Prensi mi soruyorlar? Aksaray Cihan Numan Sokak 26 numarada Selami'nin evinde. Yakaladığımız adamın gece hırsızı olduğunu zannettiğimizi de bildir. Biriniz Galata'ya gidip soruşturma yapın. Gelin benimle. Arkadaşının yatağını da hazırladım yavrum. Zahmet ettiniz anneciğim. Ben giderim. Öyle şey olur mu? Bu saatten sonra gidilir mi hiç? Selamiciğimi eve kadar getirmekle bize büyük bir iyilik ettiniz. Arkadaş böyle olur işte. Sana bir ıhlamur kaynatayım oğlum, belki iyi gelir. Yok yok, yatacağım. Vah yavrum, vah! Hadi yat da biraz dinlen. Hiç bu saatte kadar çalışmamış. Neredeyse sabah olacak. Allah rahatlık versin vallahi. Sen efendim. Ay Allah! Vah oğlum! Allah rahatlık versin vallahi. Sana da evladım. Allah'ım şifalar. Korkuttuğum için özür dilerim. İçeri girmeme müsaade eder misiniz? Oh, affedersiniz, buyurun. İşler biraz karıştı galiba. Prens bildiğiniz gibi Selami'nin yerine geçti. Şu anda da onun evinde bulunuyor. Ajanlarımız bir polisler. Bunun ateş olmasından şüphelenip odasına baktım, yok. Eğer yakalanan oysa, polisin bizden şüphelendiği muhakkaktır ki bu da prensin tehlikede olduğunu ifade eder.
saraydan ayrılmama imkan yok. Oraya kadar sizin giderek meseleyi tahkik edip prensi haberdar etmenizi rica edeceğim. Peki, şimdi hazırlanırım. Koridorda bir zabit bekliyor. Sizi oraya götürecek. Abi be, çok armanım, bana bir sigara versene. Sen nereden çıktın be? Buradan. Kapın kilitli değil miydi? Yok be abi, beni kilitleyip de ne yapacaklar? Kurban olayım, ver bir boş sigara. Boş ver şu tabansıza. Al lan, al da git. Eyvallah. Kımıldarsan kafana tünel açarım. Yaklaş. Dön geri. Meraklandırdın ateş, neredeyse içeri giriyordum. Celal, hiç vaktim yok, dinle. Seyfi'ye haber ver, birkaç kişiyi alıp burayı basın. Arka sokakta da kapısı var, ben Aksaray'a gidiyorum. İşin sonuna yaklaştık, hadi çabuk olun, çabuk! Aksaray'a mı? Tahmin etmiştim. Raski, yardım et, şurada bir bodrum olması lazım. Oraya götürün. Selami! Ne oluyor oğlum? Bir hırsız yakaladık da anne. Öyleyse niçin buraya sokuyorsunuz? Kim bu adamlar? Tahare onlar anne. Karakola niçin götürmüyorlar da? O başka iş, sen çık odadan. Selami oğlum, sakın kötü bir şey yapmış olmayasın. Yok, yok. Tanıyor musunuz efendim? Evet. Hem de çok iyi tanırlar. Hürmetlerimi sunarım Prens Hazretleri. Teşekkür ederim Rıza efendi. Buraya gece yarısı hürmetlerinizi sunmaya mı geldiniz? Ne yalan söyleyeyim, hayır. Memleketime kötülük etmeye gelen bir casusa hürmet etmek aklımdan bile geçmez. Yanında başka biri var mıydı? Hayır, yalnız. Casus avcısı olduğunuzu tahmin ediyordum. Yanılmadığımı bana ispat ettiniz. Yalnız bu kadar zeki çıkacağını tahmin etmemiştim. Bravo! Bu işi nasıl anladın? Halbuki biz kimsenin hissetmediğini zannediyorduk. Memleketimizde uçan kuşların dahi niyeti kötüyse bizim haberimiz olur. Öyleyse niçin bizi yakalamıyorsunuz? Henüz bir suç işlemediniz. Yalnız Selami Efendi'yi kaçırmanız müstesna. Hakkınızda neler biliyorsun? Çok şeyler. Karşılıksız cevap almayı aklından çıkar Prens. Casusluğunuzun hedefini söyleyeyim, ben de bildiklerimi söyleyeyim. Pahalı bir alışveriş ama ziyansız.
Müttefiklerinizle yapacağınız anlaşma sureti, askeri tabia ve harekat planlarınızı öğrenmek istiyoruz. Selami Efendi ile de bunun için yer değiştirdik. Hariciye nezaretine onun yerine gidip planlarla muahedeyi tercüme edeceğim. Teşekkür ederim prens. Şimdi anlattıklarınla artık her şeyi biliyoruz. Ben onu sormuyorum. Teşkilatınızda Selami yer değiştirdiğimi senden başka bilen var mı? Elbette. Blöf yapıyorsun Ateş. Eğer bilen olsaydı kendini tehlikeye atarak bunları öğrenmek için mahsus yakalanmazdın. Yalnız fedakarlığın boşuna çıkacak. Buradan kurtulamayacaksın Ateş. Kurtulacağım prens. Fakat sen planları çalamayacaksın. Kıymet vermediğimiz için herifi kaçırdık. Fakat kanaatime göre hırsızın biriydi. Olabilir. Fakat hakkımızda duyduklarını anlatmaya kalkarsa hiç de hoş olmaz. Bunu ben de düşündüğüm için hazırlığa başladık. Sabaha karşı burasını... Senin ne işin var burada? Evin önünde bir adam yakaladık. Bir ara Nikola'nın attığı bıçak bana değdi. Geç öbür eve, tedavi etsinler. Herhalde buradan kaçan adam olacak. İşlerin rengi değişti şimdi. Prenses Hazretleri, lütfen benimle gelin, bu işi tahkik edelim. Peki. Siz saraya dönün. Da prenses. Buyur. Kimi arıyorsunuz? Bolo. Buyurun. Sevgili prenses, kusura bakmayın. Ayağa kalkıp sizi layıkı ve çile karşılayamıyorum. Tanıyor musunuz? Evet. Tercümanımız Rıza Efendi. Ha. Uykunuzu kaçırttığım için özür dilerim prenses. Yapma görürler. Onun da sırası var. Şimdi değil. ...650 numaraya telefon et, buranın adresini ver. Öğleye doğru baskın yapsınlar. Anladın mı? Sen çok kaldın, hadi çık yukarı. Korkulacak bir şey yok anne. Sabaha kadar odanızdan çıkmayın. Biz bu adamı sıkıştırıp daha nerelerde hırsızlık yaptığını öğreneceğiz. Kadın kaçmak mı istiyormuş? Evet. Vaziyetten şüphelendi galiba prenses. İnanın bunlar hiç de hoşuma gitmiyor. Balırsa kadın oğluna artık inanmıyor. Onu başıboş bırakırsak... ...haberimiz olmadan belki komşulara işaret eder... ...yahut onları şüphelendirir. Ne yapmalı? Acaba sizi ihtiyarla yarın prens dönene kadar meşgul olabilir misiniz? Bilmem ki. Bu usta prensle konuşurum. Bir dakika bekleyin beni lütfen. Ateş, senin telefon galiba edilemeyecek.
97'nin söyledikleri doğrudur. Yarın ben dönünceye kadar ihtiyar kadınla meşgul olacaksın. Onu şüphelendirmemeye bak. Raskin'in karısısın. Merak edip buraya gelmişsin. Peki Yaşan. Siz ateşle meşgul olursunuz. Fazla kalabalık mahallede şüphe uyandırır zannederim. Onun da bir çaresine bakın. Merak etmeyin, hepsinden alakadar olur. İyi. Gelin sizi ihtiyara takdim edeyim. Sabah prensle beraber nezarete gider, civarda bulunursun. Peki. Muharrem'in karısı merak edip gelmiş. Bu gece bizde kalacak. Peki oğlum. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Ben yatacağım, sabah çok işim var. Allah rahatlık versin. Sana da oğlum. Siz soyunun, ben de yatak hazırlayayım. Ben bunu saklar mısınız? Sabaha sizden alırım. Beni bu evden çıkart, yoksa seni vururum. O kadar ümitlenme valide. İçi boş. Sana dolu tabanca verecek kadar budalamayayım ben. Bizden şüphelenip şüphelenmediğini anlamak istemiştim. Yalnız cesaretin azmış. Eğer tetiği çekseydin, dolu olduğunu anlardım valide. Ne istiyorsunuz benden? Rica ederim, şimdi beni dinleyin. Yakalayıp bodruma attıkları adam bir Türk polisidir. Onu seviyorum. Onu kurtarmama yardım eder misin? Tabii, tabii ederim. Oğlum, oğlum ne oldu? Oğluma benzeyen bu adam kim? Rica ederim, bağırmayın. Oğlunuz hayatta, onu da kurtaracağım. Hayır, hayır, onu öldürdüler, oğlumu öldürdüler. Biricik Selami'mi bu haydutlar öldürdü. Rica ederim, susun. Duyarlarsa halimiz daha fena olur. Yemin ederim, oğlunuz yaşıyor. Nihayet bana inandınız. Kızım! Tam 3 dakika sonra baskın başlayacak. Arka sokaktakilerin başında sen bulun. Peki efendim. Basıldık! Zaptiler, şifa haber gönderin! Arka sokaktan da hücum ediyorlar! Hay Allah kahretsin! Başka kimse yok mu? Ben sizle haber gönderdim mi? Kod numaran kaç? E44. Yürü önünden. Evet efendim, buyurun. Zat-ı şahanelerin emri katiydi. Elde kuvvetli delail-i müspit olmadan müdahaleniz, elin bir hatayı siyasi olarak çıkarttı. Fakat beyefendi hazretleri, yakaladığımız casuslar prensin aynı maksatla çalıştığına şehadet ederler. Böyle şeylerle devlet aliyenin menfaat-ı siyasiyesini ihlal edemezsiniz. Bu kadar. Ateşi hiçbir yerde bulamadık efendim. Sarayda da yokmuş. Ben hariciye nezaretine gidiyorum. Mühim bir şey olursa oradan arayın. Belki yakında ateşten bir haber çıkar. Siz gene aramaya devam edin. Varsın efendim. Uyumadığını biliyorum. Boşuna beni kandırmaya uğraşma. Ne yapıyor polis? Ne yapacak? Boğazlanacağı zamanı bekliyor. Öyle mi? Öyle zannediyorlar.
Biraz daha beklesinler hele. Prens şu anda nezarete varmıştır. Bir saat sonra planlar elimizde olacak. Ben de o zaman şu herifi koyun gibi bazlayacağım. Gece burada kalmam iyi oldu. İhtiyarla epey ahbap oldum. Şüpheleri yatıştı. Yalnız telefon edecektim, edemedim. Albay merak etmiştir. Bendeniz haber gönderirim prenses hazretleri. Gene de endişe içindeyim. Bir şeyler yapmak lazım. Endişeleriniz boşuna prenses. Siz burada emniyettesiniz. Teşekkür ederim. Selami efendi. Müsteşar beyefendi sizi bekliyor. Tercümenin bir an evvel yapılması için sadrazamlıktan emir geldi. Evet. Neyiniz var? Ses kısıldı, üşütmüşüm. Vah vah, geçmiş olsun. Bugün çalışamayacak mısınız? Çalışırım. Neyse, gelin. Giriniz. Selami efendi geldi efendim. Hepsi bu kadar Selami efendi. Bir an evvel bitmesini dileriz. Emredin. Üşütmüş de efendim, sesi kısılmış. Ya, geçmiş olsun. Çalışmanıza mani olmaz ya. Hayır. İyi. İşiniz bitince dosyaları dolaba kilitler, anahtarı bana getirirsiniz. ...97 nerede? Ateş nerede? Adım ne? Nino. Ve 97 nereye gitti? Söyleyecek misin? Söylemeyecek misin? Söyleyeceğim. Aksaray'da Cihanlıma sokak, numara 26'da. Şuna biraz su verin. Gel benimle. Aşağıdakinin hesabını göreceğiz. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Merak etme. Sen sofada...